1918 yazında Güney Kafkasya'da siyasi, askeri ve diplomatik ortama bakıldığında Osmanlı ordusu karşısında duracak bir güç görünmüyordu. Buna rağmen silahlı Bakü Sovyeti grupları ve İhtilalci Ermeni Federasyonu Azerbaycan Milli Hükümeti'nin o günkü merkezi Gence'ye saldırıyorlardı. Osmanlı'nın iyi eğitimli 12 bin askerinden müteşekkil Kafkas İslam Ordusu ise bu saldırının karşısında yer alıyordu. Bolşeviklerin Türkleri geri püskürtmesi imkansızlaşıyor, Bakü Sovyeti'nin içinde bulunduğu şartlar ise kötüleşiyordu. Kafkas İslam Ordusu'nun yaklaşması Bolşevikler, Taşnaklar ve Kazaklar Tümeni kumandalarından Yaybay Biçerkov'un kuvvetlerini Bakü'ye doğru çekilmek zorunda bıraktı. Bakü Sovyeti bölgeye yaklaşan İslam Ordusu'nu durduramayacağını anlayınca kriz içinde kıvranmaya başladı. 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece başında Yevangulev'in bulunduğu bir heyet Nuri Paşa'nın karargahına gitti ve Bakü'yü teslim ettiklerini bildirdi. Böylece Orta Azar diktatörlüğü de sona ermiş oldu.